Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, tığımın numarası 22 numara. Böyle gördüğünüz bu renklerden siyah tek renk tülbentime çok güzel bir model hazırlarım. Sarı ve şöyle kan kırmızısı ve yeşilim var arkadaşlar. Bu üç renkten çok ama çok hafif bir model hazırladım. Ağır modellerden sıkılanlar ve kolay model arayanlar için bir alternatif olacak arkadaşlar. Instagram üzerinde çok mesaj alıyorum. Hafif modeller böyle çıtı pıtı modeller yapmak için. Yapar mısınız? Biz yeni öğreniyoruz. Yaşımız 17, yaşımız küçük. Böyle veyahut da hani böyle peçete kenar tığlaması, hani kumaş tığlama işlemi için de çok uygun bir model. Bakın arkadaşlar, böyle üç kirpiğin kenarına yine kalp yaptım. Farklı farklı kalp modelleri yapıyorum yaprak arasına veyahut da böyle kirpikli trabzanların ilmekleri arasına. Bu sefer de bu şekil olsun istedim. Hem böyle hafif isteyenlerin de isteklerini karşılamış olayım. Evet, modelim bu arkadaşlar. Hemen yapımına başlayalım. Evet, ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın, tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Şöyle ikişer zincir çekerek de tığ battı işlemini yaptık. 696 no'lu videomda tüm tığ battı işleminin püf noktaları mevcut. Arama çubuğuna 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Veya kanalımdan direkt bir şekilde yazarak 696 yazarak bulabilirsiniz. Şimdi 5 tane tığ battığı yaparak başladım. Şöyle ilk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Bir defa bu şekilde tığımı dolayıp şöyle 1, 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım. 3 seferde aldığım bir trabzan ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekil kirpikler daha güzel duruyor. 8 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. 6, 7 ve 8. Hemen aynı tığ battığımın içine girip bu şekilde sabitliyorum. 8 zincir. 5, 6, 7 ve 8. Aynı trabzanın içine girdim. Sık iğne ile buraya sabitledim. Yine 8 zincir. 5, 6, 7 ve 8. Trabzanın içine 3 tane 8 zincirden kirpik yaptım. Sonuna da bir sık iğne yapıyorum. Başına ve sonuna muhakkak birer sık iğne yaparsak çok güzel duruyor. Bu şekilde 3 seferde aldığımız trabzana başına ve sonuna sık iğne yaparak 8 zincirden oluşan 3 kirpik yaptık. Bu kadar yuvamız arkadaşlar. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir. Bu şekilde 5 tane buraya tığ battı işlemi yapacağız. Bakın, bu birinci tığ battım. Şöyle sıkı sıkı zincirimi çekiyorum ki iğne oyasındaki zürafaya benzemesi için. Kapatıyorum. 3 zincir. Hemen sıradaki yuvaya kapattım. 3 zincir. 4. 3 zincir. Şöyle tutayım. Bismillah. 1. 2 ve 3. Bakın. Şimdi 5. ve sonuncu bu şekilde tığ battığımızı hazırladık. İlk başlarken de aynen bu şekilde 5 tane tığ battıyla başlıyoruz. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Hemen sık iğne ile sabitliyorum. 8 tane zincir. 6, 7 ve 8. Sıkı sıkı çektim. Şöyle kalıp gibi kirpiğimiz olsun. 8 zincir. 5, 6, 7 ve 8. Aynı yuvaya kapatıyorum. 8 zincir. Aynı yuvaya kapattım. Şimdi dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Hem bakın başına hem sonuna bir sık iğne yaptım. 8 zincirden de 3 tane kirpik yaptım. Hem ara suyu bu şekilde gidiyor hem yuvamız.
kalpler için yaptığımız yuva bu şekilde. O kadar kolay bir çimeni var ki. Sadece 5 zincirden 3 zincirden 5 tane tığ battı ve bu şekilde kirpikleri yaparak çimeni hemen bir günde bu modeli bitirebilirsiniz arkadaşlar. Hediye de edebilirsiniz. Çoğu yerde de kullanabilirsiniz alternatif olarak. Çok amaçlı bir model. Bakın yine bu şekilde 5 tane üçer zincirden tığ battımı oluşturdum. Hemen bir defa tığımı doluyorum. Boş olan yanındaki tığ battıya bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, böyle bir zincir çekip de sık iğne yapınca şu köşe daha güzel duruyor. 8 zincir. Kapatıyorum 8 zincirimi buraya. Bu bir. Bu şekilde 3 tane kirpik yapacağım 8 zincirden. 6, 7 ve 8. Kapatıyorum. Bu şekilde 8 zincir. 6, 7 ve 8. Trabzana bu şekilde sabitledim ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 3 tane zincir. Yine 5 tane tığ battı. 3 zincir. Bu ikinci. 3 zincir. Üçüncü. 3 zincir. Dördüncü. 3 tane zincir çekip şöyle 5. tığ battı. Yine yaptım. Bakın trabzan yapıp yine bu 3 kirpikten yapacağız. Bakın bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2 ve 2. Bir zincir yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. Buraya kapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sonuncu yuvamızı da yapıp bitirelim arkadaşlar. 5, 6, 7 ve 8. Üçüncü kirpiği kapatıp dibine hemen bir sık iğne. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Evet. Şimdi arkadaşlar tığ battısını da yaptık. Şimdi bakın bırakmak için bu şekilde. Çimeni çok kolay bakın arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayacağız. Bu ara suyu bu yuva. Bu ara suyu bu yuva. Bakın aynı işlem devam ediyor. Hem ara suyu hem yuvamız aynı şekilde devam ediyor. Zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli yapabilir. Şimdi kalp yapımına ipimi tığıma tutturdum. Yapmış olduğum modeli alıyorum. Ters tarafına çeviriyorum. Bakın arkadaşlar. Bir tane ara suyu olarak şöyle bırakıp ikinci kirpiğe yuva yapacağız. Kenarındaki tığ battının içine giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın. 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bir tane kirpiğimi boş bırakıp ortadaki kirpiğimin içine sık iğne ile sabitledim. Bir tane yuva hazırladım. Yine 12 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi çektim. Yine hemen ilk tığ battıya kapattım. Bu şekilde çok kolay oluyor. Dibine yuvanın içine batmaktansa daha güzel duruyor arkadaşlar. Hemen yanına bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip şöyle düz yüzüne çevirdim. Şimdi bu bir zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim. İki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolamadan hemen direkt yuvadan ilmek alıp sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde kirpikler yapacağız. 10 tane arkadaşlar 12 zincire 10 tane sık iğne alıyor. Kapattım. 3 oldu. Bu baştaki bir zincirli de sayıyorum. Bakın. Şöyle 2 zincir.
5 oldu. 6, 7, 8, 9 ve sonuncu ve 10. kirpiğimi kapattım. Bak. Bu şekil oldu. Yarım yapmış olduğumuz yuvamız. Diğer yarısını da bu tarafa yapacağız. Şöyle sık iğne ile hiç zincir çekmeden geçtim. Bu kalp oluşunu bu sağlıyor arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçişi kalp gibi görünmesini sağlıyor. İki zincirimi çekiyorum. Yuvaya kapattım. Şöyle iki zincir. 2, 3, 2 zincir, 4. Eğer saymamın sebebi simetri olması arkadaşlar. O yüzden ikisi de aynı seviyede olsun diye bu şekilde kirpikleri sayarak yapıyorum. Bakın. Yine 2 zincir. Şöyle 7. 2 zincir. 8. 2 zincir. 9 ve sonuncusu 2 zinciri kapatıyorum aynı yuvaya. Son olarak arkadaşlar şu tığ battı var ya, başlamış olduğumuz tığ battıya da giriyorum. Oraya da bir sık iğne yapıyorum. Şöyle aşağı meyilli güzel duruyor. Onu unutmayın arkadaşlar. Hemen tığ battı yeşil olana da bir tane zincirsiz sık iğne. İpimi kopardım. Ve bakın bu şekilde çok tatlı, çok kolay şöyle bir kalbimiz oldu. Evet, bir tane de sarı renk yapalım buraya. Yine arkadaşlar şöyle ters tarafından çeviriyoruz. Bir tanesini bırakıp ikincisine yapacağız. Arada bir tanesi ara suyumuz. Hemen yanındaki boş tığ battıya böyle sık iğne ile sabitledim. Tutturdum. 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın 12 tane zincirimi çektim. Şöyle ortadaki kirpiğin içine, kenarlarda birer kirpik kalıyor. Sabitledim ve yine 12 zincir. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Aynı şekilde boş olan tığ battıya kapatıyorum. Hemen yanına bir sık iğne yapıyorum. Bir zincirle de düz yüzüne dönüyorum. Bu 12 zincirimizin içine bir zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir kapattım. Bu ikinci kirpiğim. 2 zincir yuvadan girip ilmek alıyorum ve kapatıyorum. 2 zincir yuvadan girip ilmek alıyorum, kapatıyorum. Bu şekilde 10 tane kirpik yapacağız. 2 zincir şöyle 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. ve sonuncu kirpiğimizi yaptık. Bakın bu şekilde oldu. Hemen sık iğne ile diğerine geçiyorum. Hiç zincir çekmedim. Sadece sık iğne ile bu şekilde kalp görünüşünü veriyoruz. 2 zincir şöyle sık iğne ile sabitledim. 2 zincir yuvadan ilmek alıp hemen kapattım. 2 zincir ilmek al, kapat. Şöyle 4 oldu. 5. Aynı şekilde 10 tane de buraya yapıyoruz. 6, 7 ve 8, 9. Yine 2 zincir sonuncu yuvamız için şöyle. Arkadaşlar bu yeşil zincir çekmeye sık iğne ile sabitlediğimiz noktaya da batmayı unutmayalım. Çünkü bu şekilde daha böyle aşağı meyilli hoş duruyor. Direkt orada kopartmayın. Şimdi bir zincirimizi de çektiğimize göre ipimizi koparabiliriz. Evet arkadaşlar, sarı rengimiz de bu şekilde oldu. O da aynı kırmızı gibi çok hoş, çok tatlı oldu. Şöyle ipimi yakıp temizleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Bakın çok kolay, hem ara suyusu hem de
Böyle kalplerimizin, çiçeklerimizin yuvası aynı işlem. Şöyle bakın, çok güzel bir duruşu oldu. Şöyle bir de tülbent üzerinde göstereyim. Bakın, modelim bu şekilde oldu. Modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir de ters çevireyim. Farklı açılardan bakın. Şu son ikisini sizle yapmıştık. Şöyle tutayım. Daha önce sizler için hazırlamış olduğum modelim. Modelim bu arkadaşlar. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.